meşveret-i şer'iyeyi anlatırken ayet-i kerime, biliyorsunuz okçular tepesinden okçular Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hani benden emir gelmeyince yerlerinizi terk etmeyin dediği halde ayrılmışlardı. Ve daha sonra Halid İbni Velid hurmalıkların arasında atlı birliğiyle o okçulardan vuramıyordu. Onların indiğini görünce birkaç kişi kalmış sahabilerden orada okçu. Onları da şehit ederek Müslümanları biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda arkadan vurdular. Peygamberimizin bu sözünün dinlenmemesi savaşta Müslümanların mağlup olmasına sebep oldu. Şimdi tabii 70 şehit verildi. Aralarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin amcası da var. Musab İbni Umeyr var. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye göndermiş onu. Yani İslamiyet'i anlatsın diye onlara, öğretsin diye. O da şehit olmuş. Ve Celilü sahabi tabir edilen o gün birçok sahabi Uhud'da şehit oldu. 70 sahabi. Kim bilir dünyanın neresine İslamiyet'in bayrağını götürüp dikeceklerdi. Eğer hayatta olsalardı. Büyük bir zarar. Ayet-i Kerime ne diyor biliyor musunuz? Bu kadar büyük zararı veren o okçulara ne söylüyor? Ne söylemiş? Biliniz var mı? Duymadınız değil mi hiç? Hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Bilakis şefkatli davranıyor gene. Evet. Diyor, eğer sen onlara hırçın ve katı kalpli davransaydın, hırçın davranmak, yani ben size demedim mi buradan inmeyin diye, benden emir gelmeyince neden indiniz? Bu hırçın davranmak. Tefsirler öyle yazıyor bu ayet-i kerimeyi açıklarken. Katı kalpli davranmak nasıl olur? Onun için ben de size ceza veriyorum derse, cezalandırırsa onları, ne diyor biliyor musun? Len faddu min havlik. Etrafında kimse kalmazdı, dağılırdı. Peki ne yapacaksın? Bundan sonra sen ne yapacaksın onlara karşı? Fa'fu anhum, onları affet. Yetmez. Sadece affetmek yetmez. Ne yapacaksın? Ve istagfir lehum, onlar için istiğfar et. Yani onların affedilmesi için Allah'a yalvar. Ondan sonra ve şavirhum fil emr. Ha, kalbinde bir şey kalmadı mı artık? Tamamını temizledin mi? Ha, otur. Ondan sonra istişare et. Ama kalbinde bir şey varken istişareye oturma. Onları affetmemişsin, affı için dua etmemişsin, meşverete oturma. Çünkü orada meşvereti şer'i olmaz. Meşvereti şer'iye olur. Şer çıkar oradan. Affedeceksin. Yani biz de yapacağımız şey yok. Affetmek. Peki meşveretten de bir netice çıktı. Ne yapacak? Ne yapacaksın? Feiza azem tefe tevekkel alallah. Allah'a tevekkül et. Allah'ı vekil kabul et.